Sayın Faik Öztürk da açıkladı. 6 Nisan öncesi bir seçim yapılacak olursa biz varız dediler. 6 Nisan sonrasındaki herhangi bir erken seçime evet demeyeceğiz dediler. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını doğru bir adım olarak buluyorum. Çünkü Haziran'da yapılacak bir seçimde Sayın Erdoğan'ın anayasal olarak birçok hukukçu bunu söylüyor. Aday olamayacağını söylüyor. Dolayısıyla da anayasayı kabul etmeyen, anayasayı reddeden bir cumhurbaşkanını düşünemiyoruz. Yani bu otokrasinin olduğu, demokrasinin olmadığı, tek adam rejiminin olduğu tüm sistemlerde maalesef böyle gerçekleşiyor. Bunun örneklerini biz çeşitli ülkelerde gördük işte. Son bundan 4-5 ay önce Sayın Erdoğan'ın resim verdiği liderler zirvesinde işte Çin, Rusya ve benzeri liderlerin olduğu bir yerde hiç demokrasinin olmadığı, demokrasinin esamesinin okunmadığı liderler zirvesinde vermişti Sayın Erdoğan. Dolayısıyla muhalefetin bunu gündeme getirmesi ben çok doğru buluyorum. Yani eğer bir önceki seçim kanunuyla gideceksek kardeş, tamam buyurun 6 Nisan öncesi seçime gidelim. Çünkü Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin'in de söylediği gibi yeni yasa ya da hepimizin bildiği gibi yeni yasa 6 Nisan sonrası devreye giriyor. 7 Nisan'da biz yeni seçim kanunuyla seçime gideceğiz. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bağlamda ortaya koymuş olduğu politikayı doğru buluyorum. Bu seçim olacaksa ya 6 Nisan öncesi olması gerekiyor ya da Haziran'da olması gerekiyor. Diğer yandan olmazsa ne olur? İşte hepimiz de konuşuyoruz. Sayın Erdoğan aday olup kazanamayacağını bildiği seçime girer mi girmez mi? Biz daha önce sorduk şunu. Dedik ki Sayın Erdoğan aday olmazsa yerine kimin aday olmasını söylersiniz? AK Parti ya da Cumhur İttifakı çerçevesinde öne çıkan en önemli isimlerden bir tanesi Süleyman Soylu. Enteresandır. Süleyman Soylu'yla da son dönemlerde görünen o ki, ben gazeteci değilim. Sizin yazdıklarınızı okuyorum Kemal Bey. Yani siz gazetecilerin yazdıklarını okuyorum. Gündemi ona göre değerlendiriyorum. Sayın Erdoğan da Süleyman Soylu'nun arasında da pek iyi bir sular akmıyor. Diğer yandan Sayın Bahçeli'nin de Süleyman Soylu konusunda desteğini bir nebze olsun çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla da Sayın Erdoğan kazanamayacağı bir seçime girer bir girmez mi tartışması açıkçası siz gazetecilerin işi. Biz ancak Kadir Bey de takdir eder ki biz kamuoyu yoklaması yaparız. Ona göre bir yorum yaparız. Şu aşamada benim yapabileceğim bir yorum şu. Evet, şurada çok haklısınız Kemal Bey. Sayın Erdoğan bu ülkede artık çok eski bir siyasetçi ve üstelik ülkeyi en fazla, en uzun süre yöneten siyasetçilerden bir tanesi kazanamayacağı seçime girmez. Asla o hata oynamaz. Ve dolayısıyla da kendisini geri çekebilir. Bunu YSK'yı mı bahane eder? Sağlık sorunlarını bahane eder? Bilemem ya da bir değişimi bahane eder? Çok emin değilim ama aynı Erdoğan bundan daha 1-2 hafta önce kardeşinize 5 yıl daha yetki verin. Bakın ülke nasıl düze çıkacak demişti. Aynı Erdoğan tabii bundan 5 yıl önce de şey demişti. Verin 400 milletvekilini bakın ülke nasıl düze çıkacak demişti. Geldiğimiz nokta çok acı. Bugün dolar 18.5'te stabil durumda ama herkes bunda övünüyor. Dolar yükselmiyor diye övünüyorlar Kemal Bey. Böyle bir şey olabilir mi? Yani biz yoksulluk standartında dünyada Arjantin'in gerisindeydik. Arjantin'in önüne geçtik. Biz yoksullukla dünyanın en önemli ülkelerinin durumuna geldik. İşte G20 ülkeleri içerisinde, gelişmiş ekonomiler içerisinde ilk 20'deydik. Maalesef 20'nin dışına çıktık. Dolayısıyla da önümüzdeki günlerde bunlar çok konuşulacak şeyler. Asgari ücret zamlarının hayata etkisi. Ben şeyi düşünüyorum. Bugün işte bu hafta, önümüzdeki geçen hafta zam yapıldı. Ocak ayında kısmen AK Parti'nin oylarının bir nebze olsun yükseleceğini ancak hayat pahalılığının kendini 8.506 liraya rağmen hissettirdiği durumda da AK Parti'nin oylarında aşağı yönlü bir ivme olacaktır. Ama önümüzdeki günlerde ülkeyi ziyaret edecek çok ciddi dünya liderleri var.
dış politikayı da bu anlamda AK Parti'nin lehine çevirmek için elinden geleceğini yapacağını düşünüyorum. Sayın Erdoğan da bu konuda iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yeter ki şu olmasın, altılı masa eğer böyle bir kavga, dövüş, sıkıntı içine girmezse burayı aşar altılı masa.